Finansal olarak çöktüğümüz bir dönem vardı bizim ama yani böyle normal bir şekilde değil ha baya böyle batmıştık yani borç batağına girmiştik Cemal de ben de ya biz genelde zaten her zaman borca giriyorduk yani her zaman sıkışığa giriyorduk ama bir şekilde üstesinden geliyorduk ne bileyim ya Cemal çalışıyordu ya ben çalışıyordum ya da böyle bir yerlerden kısıyorduk daha az para kullanıyorduk idare ediyorduk. Bir şekilde kendimizi sürekli toparlıyorduk. Sıfıra geliyorduk tekrardan. Ama bu sefer çok daha büyük bir sıkıntı baş gösterdi. Borç gitgide katlana katlana büyümeye başladı. Ve ben fark ettim ki artık bir noktadan sonra bizim düzeltemeyeceğimiz boyutlara gitmeye başladı. Ve dedim ki bak burada ciddi bir mesele var. Çünkü Cemal'in çok da sikinde değildi açıkçası. Kafasına göre takılıyordu. Çok umursamıyordu bu durumu. Ben fark ettiğimde uyandım. Çünkü onun arkasında doğru düzgün bir ailesi vardı. Benim doğru düzgün bir ailesi ailem açıkçası yoktu. Yani ben orada geversem de çok da umurlarında olmayacaktı. Ama Cemal'inkiler öyle değildi. O birazcık da ona güveniyordu. Çektim köşeye dedim ki bak dedim kanka biz dedim hep böyleyiz yani sıkışa giriyoruz borca giriyoruz işte işin içinden çıkı çıkıyoruz her seferinde ama dedim bu sefer işler ciddi güzellik uykundan uyanman lazım Cemal boku yiyoruz yani biz 3 ay daha böyle devam edersek 3 ay sonra yaşayamayabiliriz yani iflas edebiliriz kendimizi yaşanamayacak bir duruma sokarız ev kirasını ödeyemeyiz faturaları ödeyemeyiz yiyecek bir şey alamayız Hem dedim sen bir şekilde götü toplarsın belki aile tarafından ama dedim olan bana olur ben dedim bok yoluna giderim buna dedim bir çözüm bulmamız lazım ve acil yani önemli bir şey. Buna dedim bir çözüm yolu bulalım. E ne yapalım kanka? Oturduk işte konuştuk. İşe mi girsek? İş mi bulsak? Yok işte efendim birinden borç mu alsak? Zaten borç yani. Zaten borç batağının içindeyiz tamam mı? Soru soruyorum işte. Düzeltelim diye bana verdiği cevap. Ama borç alırız. E tamam borcu neyle alacaksın? Tam borcu aldın sonra geri borcu ödemeyecek misin? Yani neyi değiştirdin? Erteledin sadece. Hiçbir şey değişmedi. Bize ciddili bir çözüm lazımdı. Yani direkt böyle kökünden çözecek bir çözüm lazımdı. Açıkça söyledim yani kankacım bizim gidip eşek gibi çalışmamız lazım oğlum. Yani iş bulmamız lazım. Yani iş bulmazsak bu işin altından başka türlü benim aklıma bir şey gelmiyor. Gerekirse dedim gidip garsonluk yapacağız. Gerekirse gidip su satacağız. Bir şekilde bizim dedim bir şeyler yapmamız lazım. Yok be kanka dedi. Biz dedi gidip ne su satacağız? Yok efendim ne garsonluk yapacağız? E oğlum daha iyi bir fikrim varsa söyle Cemal. Ben de gidip garsonluk yapmak için milletin ağız kokusunu çekmek için can atmıyorum yani güzel kardeşim kafanda güzel atraksiyonlu mükemmel fikirler varsa o engin fikirlerini de benimle paylaş da bir yolumuzu bulalım değil mi kardeşim tamam dedi sen bir bekle dedi ben dedi bir arkadaşların yanına gideceğim kafamda birkaç iş şey var dedi Onlarla bir görüşeyim. Gelirim akşam oturup konuşuruz. İyi tamam dedim. Ben de çıktım işte. Kafeleri geziyorum. internet kafeleri. Çünkü ben ne zaman sıkışığa düşsem, ne zaman dara düşsem hemen internet kafelere koşardım. Zaten bütün internet kafeler beni tanırdı. Ve kolaylıkla da iş bulurdum yani kafelerde genelde. Ben işte gittim. iş bakıyorum sağdan soldan. Cemal eve gitmiş tabi bu süreçte. Beni aradı. Dedi ki kanka bizim olayı çözdüm dedi. Sorunu çözdüm dedi. Nasıl oldu bu dedim. Yani, <laughs> aklıma şey geliyor. <laughs> Gidip birisinden borç aldığı o parayı da bana verecek. E sonra bunu ödersin diyecek. Aklıma bu geliyor tabii. Ben hala moralim bozuk. Nasıl çözdüm kanka dedim. Gel de dedi anlatacağım. İyi tamam dedim gittim. Hala kafamda dediğim gibi aynı şey var. Diyorum oğlum bak bu çocuk gene gitti birinden borç aldı. Bu borcu gene ödeyeceğiz. Ne değişti ama ne? hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben hala bu soru işaretiyle eve gidiyorum. Gittim. Girdim içeriye. Oturduk işte konuşmaya başladık. Dedim nedir senin şu sorunu çözme muhabbetin anlat bakalım dedim. Bunun tanıdığı iki tane arkadaşı var. Onlar da kötü durumdalar. Hatta bizden daha kötü durumdalar. Bayağı bildiğiniz onun bunun evinde kalıyorlar. Yani bir gün bir arkadaşında kalıyor. Bir gün parkta kalıyor. Bir gün kütüphanede kalıyor. Ciddili bu arada yani. Şakasız. Bayağı bildiğiniz bizden daha kötü durumu olan insanlar var. Dedi ki bunlar dedi e, ellerinde bir miktar para var ve bu bir miktar parayla ee, ...gelecekler dedi. Bir iki aylığına, bir ya da iki aylığına... ...bizim evde misafir olacaklar dedi. Yani bizim giderlerimize ortak olacaklar. İşte ev kirası, işte elektrik faturası, masraflarımız... ...bunlara ortak olacaklar. Birazcık da ben ufaktan tuzlu söyledim. Yani normalde dörde bölmemiz gerekecek. Ama biz eşyaların da sahibi olduğumuz için... ...biz beşe böleceğiz, beşte ikisini biz vereceğiz... ...beşte üçünü onlar verecek şeklinde ayarlamış Cemal bunu. E fena mı olur dedi, iki ay gelir kalırlar dedi bizle birlikte iki kişi. Ee, onların vermiş olduğu para ekstradan verecekleri olan para da bize kalır. Yani bu sayede dedi bizim ekonomik krizimiz iki ay içerisinde çözülmüş olur. Çözüme ulaşır. Böyle bir şeye okey der misin? Şimdi şöyle bir düşündüm. Dedim ki tamam abi işte kirayı bölüşeceğiz, faturaları bölüşeceğiz. E bunun yemesi, içmesi falan onları nasıl yapacağız? Ya hadi de onları hallederiz. Onlar en küçük problemler. Bak En küçük problemler bunlar ha beyler. Şş, aman diyeyim ha en küçük... Hiç ya bunları hiç umursamaya gerek yok. Bir insanın yemek masrafı ne kadar olabilir ki? Soruyorum ya. Bir insanın yemek masrafı ne kadar olabilir? 3 öğün. Bunun bu sorunun cevabını vereceğim ben size. Çok çok uzağa gitmeyin, bekleyin. Dedim ki yani olabilir. Başka da seçeneğimiz yok. Zaten hiç de bulamadık. Ee, sıkışıktayız, zor durumdayız. Hani Hayır demek gibi bir lüksüm yok yani. Öyle bir seçenek var gibi gözüküyor da yok. Hani yok deme gibi bir ihtimalim zaten yok. Düşünüyorum ulan nasıl olacak ki? Dört tane adam yani sığar mıyız? Acaba olur mu? Yani hep beraber oturabilir miyiz? Bu çocuklar hırlı mı? Hırsız mı? İyiler mi? Kötüler mi? Anlaşabilir miyiz? Bunlar var kafamda. Çünkü biliyorum çok büyük problemler çıkıyor. Ciddi söylüyorum ayrı eve çıktığınız zaman yabancılarla başlamaya yani yabancılarla kalmaya başladığınızda hayatın gerçek yüzüyle tanışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şöyle bir muhabbet oluyor aileniz gibi olmuyorlar. Tahammül edemiyorsunuz bazı şeylerine ve bir yerden sonra öyle patlıyorsunuz. Ve bunu sert bir şekilde yapıyorsunuz. Kavga çıkıyor, dövüş çıkıyor, sıkıntı çıkıyor vesaire vesaire. Dediğim gibi fazla bir seçeneğim yoktu. Hani hayat bana A'yı ya da B'yi seçmeyi söylüyordu ama ben B'yi seçersem götten yiyecektim. O yüzden mecburen A'yı seçtim arkadaşlar. Sizce de doğru yapmış mıyım? Bence yaptım. Neyse tamam dedim yani tanıştır çocuklarla oturalım abi konuşalım yani ne olacak ki bunu gelsinler yani sığar mıyız ya benim odam var ben odamda kalıyorum Cemal'in de var ikimizin de odası var ama abi. Gelsinler dedim salonda kalsınlar kanka iki tane koltuğu böyle birleştirsinler beraber sarılıp yatsınlar salonda kalırlar dedim yani böyle olur. Geldiler işte tanıştırdı oturduk abi konuşmaya başladık çocuklar dedi ki biz dedi işte e, nasıl yapacağız yani iki ay okey misiniz siz iki ay boyunca kalabilir miyiz öncelikle buna dedi bir garanti verin bize. Dedim ki tamam olur. Yani kabul ediyorum. Peki dedi biz nerede kalacağız? Şimdi normalde dediğim gibi Cemal'in odası var. Benim odam var. Bir de salon var. Bitti. Başka bir şey yok evde. Mutfak var. Tuvalet var. Banyo var. Bu. Bu kadar. E dedim beyler şimdi salon dedim genelde çok kullanmıyoruz. Çok nadirdir. Ee, ortak kullanım alanı genelde ama madem siz işte iki ay boyunca bizde kalacaksınız. Salon size ait olur. Biz işte size müdahale etmeyiz. Benim kendi odam var. Cemal'in kendi odası var. Siz de dedim salonda takılırsınız bu şekilde uyar mı size dedim. Yani dedi nasıl olacak ki bilmem ne. Ve dedim kardeşim şimdi odalar zaten küçük. Yani girdim gösterdim. Benim odam küç küçücük tam ben zor sığıyordum içine. Dedim ki odalar çok küçük yani. iki kişi kalacak gibi değil. Hadi diyelim ki Cemal'in odasını adamlara verdik. Biz de Cemal'le kaldık. Apşaras kokusundan bayılırız amına koyayım. Testosterondan kafayı yeriz. Dedim ki beyler yani ter kokusundan duramayız. Hani geniş geniş rahat rahat oturmak için sizin salonda kalmanız en uygunu Zaten dedim hani biz dedim sizi rahatsız etmeyiz o konuda korkmanıza gerek yok. İyi e, tamam o zaman dedi. Anlaşalım dedi. Biz dedi iki gün sonra gelelim. Başlayalım abi burada kalmaya. Size de dedi, dedi nakit paralarınızı verelim. Çat diye iki aylık elimize sayacaklar. Benim böyle bir ağzımın suya akmadı değil beyler şimdi yani. Çat diye elimize iki aylık para sayacaklar ve bu beni birazcık mutlu etti açıkçası dedim süper olur yani mükemmel olur hani birazcık sıkışık dönemdeyiz ya. ya ne güzel diyorum borcu harcı kapatırım hayatıma devam ederim hani sıfıra gelmek ya oğlum insanın en çok zoruna giden şey ne biliyor musun? Bak bir şey biriktirmeyi falan siktir ettim sıfıra gelmeye çalışıyorsun ya. O seni bitiriyor ya. O senin bütün mentalini, bütün hayat enerjini, bütün sevincini, her şeyini patlatıyor ya. Oğlum ben bu hayatım boyunca kaç defa sıfıra gelmek için çaba sarf ettim biliyor musunuz? Yemin ediyorum size binlerce kere ben sıfıra gelmeye çabaladım. Hep. Şu an hala sıfırdayım mesela yani. <laughs> Hiç ekstra bir şey yok. Bir setup'ım var. Bu bu kadar. Başka bir şey yok. Neyse. Şimdi bunlar bize ee, ne kadar verecekler normalde yarı yarı olması gerekiyor ama eşyalar bize ait olduğu için evde bize ait olduğu için fazla verecekler yani örnek vermek gerekirse kira atıyorum 2 aylık kira toplamda 1000 liraysa 400'ünü biz 600'ünü onlar karşılayacak çünkü evdeki eşyalar bize ait vesaire vesaire. Hani ev sahibi biziz gibi gibi düşünün. Bu şekilde konuşuldu. Cemal'le de zaten bu şekilde konuştum. Tamam dedim Cemal. O zaman dedim hesaplayalım. Hesapladık, kitapladık. Ben tam miktarı şu an hatırlamıyorum ama örnek üzerinden konuşacağım. Dedim ki Cemal bin lira sana bin lira bana vermeleri gerekiyor bu elemanların. Bu şekilde olursa okeyiz. Bize işte 2000 lira toplamda bin Cemal bin bana keş para sayacaklar. 2 ay bizde kalacaklar. Bu şekilde anlaşma yapıldı. Yani daha da arası biz Cemal'le konuşuyoruz. Adamlar gitti. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Tamam kanka hallederiz. Sıkıntı yok falan. Okey. Ertesi gün bunlar geldi. Eşyalarla birlikte geldiler. Normalde bize iki gün sonra geleceğiz dediler. Bir günde erken geldiler. Ben dedim tamam sıkıntı yok. Olabilir. Ee, kaldıkları bir arkadaşları varmış. Normalde onda iki gün daha kalacaklarmış. Ama bir problem olduğu için erkenden gelmek istediler. Tam dedik buyursun gelsinler. Ee, direkt abi parayı çıkarttılar. 1500 bana 1500 Cemal'e verdiler. Ben düşünüyorum lan diyorum acaba Cemal diyorum hani lan diyorum bu Cemal ne kadar üç kağıtçıymış ya. Hani anladınız mı beyler hani 500 lira da üstüne fazla aldı yani ben Köşeye döndüm zengin oldum diye düşünüyorum tamam mı? 1500 lira aldım çünkü. 1500 de Cemal aldı toplamda 3000 aldık. Yani almamız gerekenin yarısı kadar daha aldık. 1000 lira alacaksak 1,5 aldık. E ben hiç olayı sorgulamıyorum. <laughs> çünkü fazla para verdiler abi sıkıntı yok bana uyar yani. Ama işin rengi şöyle değişti. Eee, dediler ki hadi yemek yiyelim. İşte yemek yapalım. Dolapta da çok bir şey yoktu. Alışveriş yapmaya gitmemiz gerekiyor dolayısıyla Cemal'le. Alışverişe çıktık. Alışverişe çıkarken ben Cemal'e dedim ki Cemal dedi bundan 7500 lira verdi kanka. Yani normalde konuştuk, anlaştık. Bunların bize 1000 lira vermesi gerekmiyor muydu? 1000 sana 1000 bana hesaplamıştık. Sen dedim bir Ali Cengiz oyunu falan mı yaptın? Ya dedi kanka yok ya dedi öyle bir şey değil dedi. E nasıl nasıl bir şey kanka niye adamlar niye durduk yere 500 lira fazla veriyor bunlar bunlar da sıkışıkta değiller mi bunlar da gariban değiller mi bize niye durduk yere fazla versinler. Ya kanka bunlar şimdi ee, sıkıntılılar ya e işte yemeği de beraber yiyeceğiz. Yani hep beraber yiyeceğiz işte. Tamam yiyelim kanka ne olmuş? Yani yeriz bana o yer. Ee, mutfak masrafını dedim şey yaparız, konuşuruz. O şekilde anlaşırız. Tamam işte dedi. Ben dedi konuştum hallettim. Nasıl hallettin kanka? Oğlum adamlar işte 500 fazla verdi ya. E o mutfak masrafı. 2 aylığına 1000 lira mutfak masrafına para verdiler. 2 aylığına. Cemal dedim bizim ikimizin mutfak masrafının ne kadar olduğunu biliyor musun? Ki biz evde 2 oyun yemek yiyoruz. Ne kadar olduğunu biliyor musun dedim. Yani bunu hesaplayarak mı yaptın? Yoksa tamamen götten salladın mı? Nasıl oldu bu? Nasıl 500 lira olarak karar verdin buna? Kanka dedi zaten dedi hani fazla alıyorduk ya dedi. Ya bunların da çok parası yok. Açıkçası 1500 var. Bu kadar verebiliriz dediler. Ben de tamam dedim dedi. Oğlum

iyi diyorsun, güzel diyorsun ama ee, şimdi mutfak masrafı komple bize mi ait oldu iki aylık? İki aylık. İki aylık. E oğlum nasıl olacak o zaman? Ben aldığım parayı direkt mutfak masrafına veriyorum. Ben hani benim karım ben bu işi cebime para girsin diye yapmıyor mu? Ben niye evimde iki tane daha adam barındırıyorum o zaman? Adamlar sadece masrafını verecekse ben niye evimde iki tane daha adam barındırıyorum abi? Kafayı mı yedin? Ya kanka dedi biz dedi her türlü kardayız sen de orasını takma. Çünkü hazır parayı yordu pezevenk aklı gitti amına Bey. Oğlum dedim bak bu böyle olmaz. Kanka vallahi olmaz. Çünkü bizim Cemal'le İkimizin mutfak masrafı dediğim gibi evde iki öğün yiyoruz. Bin lira tutuyor zaten. Adamlar bize bin lira verdi ama iki aylık yiyecekler, içecekler ve bunları biz alacağız aga. Verdikleri parayı oraya kullanacağız. E ne anladım ben kanka? Vallahi dedim Cemal beni dedim ilgilendirmez. Git dedim adamlarla konuş. 500 liralarını geri verelim. Bin lira alalım. Yeme içme işini de evde değil dışarıda halletsinler. Altından kalkamayız oğlum dedim. Ben ne kadar anlatsam da Çocuk anlamadı. Bir türlü de ayıp olur, şöyle olur, parayı aldık bir kere. E dedim tamam. Sana şu kadar söylüyorum dedim. Mutfak masrafına 2 ay boyunca işte 500 sana, 500 bana, 500 o adam, 500 o adam. 2000 lira toplamda. Ben dedim mutfak masrafına 2 ay boyunca 2000 liradan fazla para ayırmam. 1 lira daha ayırmam haberin olsun. Ona göre dedim konuşayım. E tamam dedi. E şimdi ne yapacağız? İşte markete gideceğiz. Normalde biz dediğim gibi Cemal'le hani 1000 liraya hallediyorduk ya bu problemleri. Şimdi 2000 liralık alışveriş yapmamız gerek normalde. Ama ben dedim ki yani klasik alışverişimizi yapalım bence. Yani normalde bir kalıp peynir alıyorsak yine bir kalıp alalım. İşte gittik abi aldık malzemeyi eve geldik yemek yaptık bir güzel yedik yattık gittik uyuduk. Benim kafamda hala deli sorular ben hala şey düşünüyorum lan sıkıntı çıkacak bak bu yetmeyecek bu nasıl olacak acaba. Bir ay sonra mesela ay sonu olduğunda bok yedik tanka para kalmayacak sonra biz o 1000 liranın içinden harcamaya başlayacağız. Problem orada başlayacak işte ben bunu kafamdan hesap ediyorum. Neyse abi sabah bir kalktım bulaşıda normalde Cemal yıkamıştı. Yani bildiğiniz Cemal'e dedim ki bulaşıklar sen yıkıyorsun yarın da dedim ben yıkarım. Ertesi günde başka bir arkadaş çıkar. Sıra sıra hani hepimiz sıra sıra. Bir gün birisi bulaşıkçı olacak aman abi. Melli. Dört kişiyiz çünkü. Cemal tamam dedi gitti. Yani ben gittim yattım. Yıkamıştır her zaman. Ben Cemal'e ne zaman yıka desem yıkıyordu yani. Sonra sabah bir kalktım işte ortalık dağınık. Tava falan kirli. Mutfakta bulaşıklar var. Gittim Cemal'i uyandırdım. Dedim oğlum mutfağın hali ne? Niye dedim bulaşıkları yıkamadın? Yıkadım kanka dedi. Nasıl yıkadın oğlum? Ha? Bu mutfakta bulaşık duruyor. Yığınla duruyor amına koyayım. Git bak dedim. Vallahi yıkadım kanka dedi. Yalan mı söyleyeceğim dedi. E oğlum dedim gel o zaman. Götürdüm abi elinden tuttum götürdüm mutfağa gitti. Baktı harbiden bulaşık. Ben yıkamıştım bunları dedi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum kanka dedi. Çocukları uyandırdık. Dedik ki beyler tüm bulaşıkları Cemal yıkadığını iddia ediyor. Siz dedi aksini iddia ediyor musunuz acaba? Ya dedi biz dedi gece kalktık da işte bir şeyler atıştırdık. Tam canı sağ olsun. Ama orayı niye öyle bıraktınız? Yani keşke onları yıkayıp koyaydınız yerine. Çünkü hani yıkanmıştı ya zaten onlar. Sen onu ekstradan yedin ya. O yüzden toplasaydın bari yediğin yeri. Ya dedi tamam hallederiz biz şimdi. Sıkıntı yok falan böyle. Kalktılar gittiler işte toparladılar. Temizlediler mutfağı. Biz bir kalıp peynir almıştık. Ee, dün akşam da peynir yedik. İşte çocuklar akşam kendi aralarında da peynir yemişler. Mutfağa gittim. Baktım Cemal peynir paketini çöpe atıyor. Yani bir tane paketi vardı böyle kutusu vardı. Kutusunu çöpe atıyor dedim. Ne yapıyorsun? İyi işte dedi kahvaltı hazırlıyorum. İyi güzel. Peynir nerede? <laughs> peynir nerede kardeşim? Aha dedi tabakta. Tam dolaptaki nerede? <laughs> Tabakta olduğunu biliyorum onu birazdan yiyeceğiz. Ama ama daha büyük bir sorunumuz var. Diğeri nerede? Kalan hani er, yarın da yiyeceğiz ya. ya. Yok kanka dedi. Bitmiş. Biz Cemal'le bir kalıp peyniri bir hafta yiyorduk. Bi, bir günde bitti. Bir günde bitti aga peynir. Sonra neyse ben hiç sesimi çıkarmadım. Geçtik kahvaltıyı yaptık. Ee, bizim dedim işimiz var Cemal'le çıkmamız lazım haberiniz olsun beyler dedim. Aldım Cemal'i kolundan tuttum direkt dışarıya çıktım. Cemal dedim. Ne oldu dedi ya dedim ben bu bin lira bize vermiş verdikleri bin lirayla hani bir ay idare edebiliriz diye düşünüyordum o da olmayacak galiba dedim niye dedi kanka basit matematik biz bin liralık alışverişi bir ay kendimizi idam ettirebiliyoruz evde iki yiyoruz. bu adamlar evde 3 oyun yemek yiyor dolaba canavar gibi saldırıyor geceleri Dolaba açıp kafalarına göre istediklerini yiyorlar. Bir de üstüne yani bir, bir paket peynir bir günde bitti. E biz her gün bir, bir, bir paket peynir mi alacağız dedim. Nasıl olacak? Bu şekilde olmaz ki kanka dedim. Boku yedik. Bu para dedim ki hatta sonra bir ağa görürsün dedim. Yok be kanka ne olacak bitmez falan dedim. Ben karışmıyorum. 500 lirayı çıkardım Cemal'in eline verdim. Ben evde yemek de yemiyorum Cemal. Tamam mı? Benden yemek parası istemeyin. Ben evde yemek yemiyorum Cemal. İstemiyorum. Siz takılın Siz dedim takılın Ben istemiyorum ya. Adamlara verdikleri yemek parasıyla ne haliniz varsa görün. Aradan çekildim. Tabi yani aradan iki hafta geçiyor. Biz bu iki haftada kıyametleri koparıyoruz. Çünkü birisi gecenin bilmem kaçında telefonla konuşuyor. Birisi gecenin bilmem kaçında müzik dinliyor. Sürekli bir sorun, sürekli bir pislik, sürekli bir sıkıntı, bulaşıklar yıkanmıyor, problemler büyük. Ben evde beraber yemek yemediğim için düşman ilan edildim. Yani ötekileştirildim. Irkçılık yapıyormuşum ben. Vay dedim amına ne ırkçılığı kardeşim ben evde yemek yemek istemiyorum Allah Allah. Siz dedim takılın yani. Tabii dediğime geldik. İki hafta sonra Cemal'in para bitti. Yani para bitti derken benim vermiş olduğum miktar bitti. Sonra Cemal dedi ki Kanka e ee, ee, acaba dedi 5.000 bin liradan birazcık daha mı ateşlesen bu olmuyor böyle benim de para bitti dedi e dedim oğlum ne yapayım ben bana yemek için vermiş olduğunuz ekstra parayı size verdim onun haricinde dedim 1 lira daha veremem yani kusura bakmayın kimse dedim kusura bakmasın yani kim dedim ne yiyorsa yesin ne içiyorsa içsin benim dedim hiç umurumda değil yani e oğlum nasıl yapacağız nasıl... E oğlum tamam da dedim yani nasıl yapacağız diyorsun da kardeşim o zaman ben bu adamları ben ben kar etmeyeceksem ya bu adamlardan bana bir getir olmayacaksa niye evimi dört kişi kullanıyorum ben şu an? iki kişilik ev değil mi bu? 2 kişi kullanmıyoruz mu? Biz kar etmek için elemanları çağırmadık mı? E ee, ben kar etmedikten sonra ne yaptım ne anladım bu işte? Ne anladım oğlum ne anladım o zaman amına koyayım? Ne, ne anlamı kaldı? Git dedim konuş çocuklarla beyler para bittik, kusura bakmayın herkes kendi dalgasına baksın. Kendi yemeğini yesin diye git konuş dedim yani. Gitti. Onlarla konuşmaya. Sıkıntı çıkarmışlar, ee, beni çağırdı işte sonra. Dedi ki Bilal dedi bunlar işte bir ay bir aya indirdiler şeyi kalma süresini ee, iki aylık olan parayı geri almak istiyorlar. Yani bir ay olarak ayarlayalım öyle verelim diyorlar. E dedim oğlum bunu bana mı sordunuz bana iki ay dediniz parayı da peşim verdiniz ben gittim onunla borcu harca kapattım nasıl yapacağız şimdi yani. Ben dedim paramara veremem kusura bakmasın kimse. Aa dedi gel dedi konuş o zaman. Yani ben dedi sıkıldım bu işten sıkıntı çıkıyor sürekli problem çıkıyor. Gittim. Dedim beyler tam olarak mevzu ne? Bana dedim anlat. Ya dedi biz dedi işte yeme içme, içme içinde diye konuşmuştuk. Oğlum otel mi burası? Restoran mı? 5 yıldızlı otel falan mı sandın burayı? Yeme içme için 500 lira ayırmışsın. 500 lira para. Na Aa dedim 500 lira parayla bak bir 2 hafta geçindiniz. Ah. Geri kalanı biz niye cebimizden ödüyoruz? Gecenin köründe kalkıyorsunuz yemek yiyorsunuz birader dedim. Siz ne yapıyorsunuz amına koyayım? Bu şekilde mi olacak yani? Bu şekilde olmaz dedim. Ayrıca dedim biz dedim sizi buraya hani Aldık e, borçta harçta olduğumuz için sıkıntıda olduğumuz için aldık biz sizden ekstra bir şey kazanmadıktan sonra sizi niye evimizde tutalım Dört kişi zaten sıkış tepiş yaşıyoruz şurada biriniz şarkı açıyor biriniz telefonla konuşuyor biriniz bilmem ne yapıyor herkes sıkıntı yaşıyor Dört tane adam küçücük evdeyiz yani problem çıkıyor biz bunlara niye katlanıyoruz kardeş borcumuz harcımız var diye katlanıyor ne bekliyordunuz dedim yani adamlar sanki e, otele gelmiş de memnun kalmadık ya diyorlar ya. Abi dedim siz ne de anlatıyorsunuz? E dedim, nasıl yapacağız birader? Dedim valla beni ilgilendirmez. He diyorsanız ki biz işte erken çıkmak istiyoruz. Şöyle yaparız dedim. Ben dedim size 300 verebilirim. 300'ünüzü veririm. Elimde o kadar var çünkü. Geri kalanında dedim. geriye 200 kalıyor. Onu da dedim yemek parası olarak sayın. Çünkü ilk iki, ilk iki hafta benim rızkımı da yediniz ya onu da dedim ona sayın bu şekilde dedim el sıkışacak okey diyorsanız bir ay durun dedim yoksa da dedim bir ayda yiyeceğinizi kendiniz ayarlayın kalın. Bunlar bir düşündüler taşındılar ne yapsak ne etsek yok dediler biz bir ay kalacağız çıkacağız 300 lirayı da aldılar toplamda 700 almış oldum ve böylelikle zarar etmiş oldum. Yani zarar da etmedim aslında ama kar da etmedim. 150-200 lira falan bir kar etmiş oldum yani totalde. Borç harç bitmedi hala. Hala sıkıntıdayız. Hala sıkışıktayız. Cemal dedim bu yaptığımız işten bizim karımız ne oldu birader? 300 lira mı? 200 lira mı? Ne, ne oldu şimdi? Ne kadar kar ettik biz? Valla dedi hiçbir fikrim yok kanka dedi ama dedi bana daha fazla girdi gibi geldi dedi. Yaptığın anlaşmadan böyle bir şey çıktı kardeşim. Daha farklı bir anda ben sana gidip çalışacak dedim insan gibi. Sen niye beni dinlemiyorsun? Bir hafta çalışsak zaten yetecekti. Yani bir hafta gidip çalışsaydım bu sıkıntıları hiç yaşamayacaktık zaten oğlum. Aynı şey olacaktı. Sen dedim yok gene kendi bildiğin gene kendi bildiğin ah kendi bildiğinde kal kardeşim. Bundan sonra da dedim kesinlikle böyle bir şey bu eve ne bileyim böyle uzun süreli bir misafir parasını versin. Parasının marasının dedim hiç gereği yok kardeşim ben dedim istemiyorum. Bu şekilde konuyu kapattık. Ben gittim tabi eşek gibi iş buldum mecburen internet kafede part time. O şekilde sorunları çözdük beyler. Yani kısacası siz siz olun. Cemal gibi hesap kitap yapmayın beyler. Çünkü evde hesapladığınız şey bazen çarşıya uymuyor. O gün duymamıştı. Neyse uzun süredir de video gelmiyordu. Özlemişsinizdir artık. Artık bir like yorum atarsınız. Ee, şu aralar birazcık aktif olmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Yayın mayını da açacağım inşallah. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarın bir tane daha video gelecek. Ee, özellikle ilginizi çeken bir konu. Hiç spoiler vermeyeceğim. Sürpriz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.